Hoş geldiniz. Sosyal Bilimler Kolokyumu'nun bugünkü konuğu, Okyanus Ötesi'nden bize katılan, dersimize katılmayı kabul eden sevgili Aslı Zengin. Bölüm adına sana, bu senin için bu erken saatte bizimle birlikte olduğun için çok çok teşekkür ediyorum Aslı. Ben hem Aslı'yı tanıtmak hem de bugünkü sunumuna ilişkin ve akışa ilişkin bilgi vermek üzere şimdi bugünün kolaylaştırıcı ekibi olan sevgili Pınar, Aydan ve Eda'ya veriyorum sözü. Buyurun arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Önce zaten hepimiz hakimiz ama kısaca bir akıştan bahsedelim tekrardan. Aslı Hanım'ın sunumunu dinledikten sonra kalan zamanımıza göre kısa bir ara vereceğiz. Bu arada sorusu olan arkadaşlar chat'e belirtebilirse bu aradan sonra moderasyon ekibi olarak tek tek söz vereceğiz. Sunum İngilizce olacak ama sorularınızı Türkçe sorabilirsiniz. Bununla beraber ben Aslı Hanım'ı kısaca tanıtıma geçiyorum. Doktorasını Toronto Üniversitesi Antropoloji ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ortak Programı'nda tanımlayan Aslı Zengin, Rutgers Üniversitesi Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları bölümünde yardımcı doçent olarak görev almaktadır. Rutgers'dan önce Brandeis, Harvard ve Brown Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Kendisi aynı zamanda İktidarın Mahremiyeti, İstanbul'da Hayat Kadınları, Seks İşçiliği ve Şiddet adlı kitabın yazarı olmakla birlikte yerli ve uluslararası birçok dergi ve derlemede makaleleri bulunmaktadır. Çalışma alanları arasında cinsiyet ve cinselliğin aşkın ve aykırı halleri, egemenlik ve şiddet, sağlık ve hukuk politikaları, ölüm ve toplumsal öbür dünyalar, yakınlık ve duygular antropolojisi, feminist, queer ve trans hareketler bulunuyor. Bunu diyerek Aslı Hanım'a sözü bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize merhaba öncelikle. Bu davet için çok teşekkür ederim Banu'ya. Gerçekten Türkiye'de bir etkinliğe dahil olmak beni çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla yani bu tarafta çok fazla fırsat bulunmuyor. Hani işleri paylaşmak ve konuşmak konusunda bağlamı bilen insanlarla. Dolayısıyla sizin konuşma sonrasında düşünecekleriniz, sorularınız beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ben şimdi tabii İngilizce olarak devam edeceğim bu noktadan sonra ama konuşma esnasında, soru cevap esnasında Türkçe'ye geçeceğiz. Türkçe olarak konuşabiliriz herkesin rahatlığı için. My talk today draws from years of ethnographic research among LGBTI plus people, feminists and sex workers in Turkey. In the talk, I focus on Sunni Muslim transgender funerals and burial rituals and the associations between sovereignty and intimacy through the registers of gender non-conforming deaths. In other words, I start with a story of ending, an ending which is far from an ending, but rather an ending which is a beginning for many stories, an initiation for social and intimate afterlives. To begin with, let me take you to a funeral of a trans woman, sex worker Sibel in Istanbul in 2010. I will share some. Ben ekran paylaşım yapacaktım. Bana o şeyi opsiyonu verecektiniz ama vermemişsiniz galiba. Host disabled participant screen sharing diyor. Şimdi verdim Aslı. Tamam. Şimdi tekrar deneyebilirsin. Tamam. Görüyorsunuz değil mi? Tamam. Evet. It was a bright sunny day. I reached the mosque for Sibel's funeral at around noon. There was a big crowd of trans women gathered in the narrow street surrounding the mosque. Some trans women followed the Islamic tradition and came to the funeral with hot headscarves, while others were bareheaded. Traditionally, women attendees of Muslim funerals wait for the obsequies either outside the mosque or in the family home of the deceased. But in Sibel's case, like many other trans people's cases, the family home was a complicated issue. The funeral crowd, mostly composed of Sibel's trans friends and not immediate family, clustered on the street, replacing her blood family. Sibel, a close friend to many trans women in Istanbul LGBTT, a trans majority LGBTI plus organization and one of my primary research sites. So she had a cerebral hemorrhage a few days prior while she was soliciting at night.
After her immediate hospitalization, trans people from Istanbul LGBTT started to visit and care for her, taking turns to do so. As is the case with most trans women in Turkey, Sibel was abandoned by her blood family. Her trans friends were the ones to inform her blood family about her situation, though the family paid little attention to Sibel as she stayed in the hospital. Sibel had lost consciousness immediately after the incident. In the following days, there was no sign of healing and her friends had lost hope that she would recover. After a few days, Sibel passed away. Sibel had identified and lived her life as a woman. However, she was a male citizen in the eyes of the state and hence had a blue ID card, the color that the state issued to its male citizens in Turkey back then. Had she completed her official gender transition, which is a meticulous medical legal process that approximately takes 2 years, she could have been holding a pink ID card and officially recognized as a female at the moment of her death. She had had top surgery, yet still had a penis, a bodily configuration that transgressed the strict gender binary institutional categories of female and male. When it came to her funeral ceremony and burial ritual, her body invoked a chaos of illegibility, opening gender and sexual difference to debates and negotiations by a variety of social actors. It was not merely Sibel's natal family members and the state's medical legal actors from the Department of Funeral and Cemetery Services, but also religious authorities, particularly imams, who started to discuss Sibel's real sex and gender, in quotation marks, real. Sibel's sex gender transgressive body became a source of multiple interpretations and inscriptions of the very categories of female, male, and women and men that coexisted in concert or collide with each other. Sibel's friends from the LGBTI plus activist community were also part of these negotiations, challenging some of those claims and advocating for Sibel to be mourned as female women. My talk today approaches such perplexities of sex gender ambiguity as compelling sites to examine two main issues. First, sex and sexual difference as not given categories was as a social field of constant and emergent contestation. Second, distinct yet overlapping formations of sovereignty and its relation to intimacy. I situate this discussion within a close conversation with the emerging and fast-growing anthropological literature on popular forms of sovereignty. This literature stresses substantial variations in the formation of sovereignty in each specific social context and approaches sovereignty as fragmented, emergent, interdependent, uneven, and polymorphous. These emergent forms of popular sovereignty are quote, provisional, not resting on enforceable law or acknowledged rights, end of quote, by Aman Bishara. They do not necessarily restructure existing state power, but instead produce new collectivities, contest legitimacy of state authorities, and offer different formulations for the operation of power. Needless to say, these sovereignties are hierarchically positioned to one another, as well as to those status ones in political, judicial, and sociocultural order. The relations among them are as fragmented, uneven, and polymorphous as sovereignties themselves. Drawing on both of these status and non-status forms, I use sovereignty both as a legal concept and as a specific set of claims and practices that exercise control over life and death, as well as material, symbolic, and emotional conditions of existence. A focus on transgender funerals allows me to offer an innovative ethnographic and theoretical approach to the workings of sovereignty in producing and shaping religious and familial order and LGBTI plus activism in Turkey through the registers of sex and gender. As Sibel's funeral demonstrates, medical legal actors, imams, family members, friends of the deceased,
and the LGBTI plus activists in Turkey, Evans diverse sovereign claims on the sex, gender, and ownership of the deceased body. In order to understand the reasons for such perplexities of gender ambiguity, I situate sex gender nonconformity within a social framework, which is formed through entanglements between Islamic notions of embodiment, familial order, gender and sexuality regimes, and legal regulations around that in Turkey. Portraying the associations between these multiple sovereign claims, I will show how sex gender nonconforming deaths form and shape collisions as well as intimate alliances among Islam, the family, the state, and the LGBTI plus community in Turkey. Through the funerals of transgender women, sexual and gender difference also marks the limits of belonging in each world and in practices of mourning and grief. Before going into more details of my ethnography, I want to say a few words about my broader research agenda. Today's presentation on transgender funerals is a novel angle that I have developed while working on my second book manuscript, and it brings together some of the issues in my previous and current work. My larger research agenda lies at the intersection of ethnography of sex, gender, transgressive lives and deaths, medical, legal, and Islamic regimes of sex, gender, and sexuality, critical studies of intimacy, violence, and sovereignty, as well as transnational aspects of feminist and LGBTI plus movements in the Middle East, with a special focus on Turkey. My first book, which was published in Turkish, İktidar Mahremiyeti, as you can see in the slide, focuses on the everyday experiences of licensed and unlicensed female sex workers with a range of state actors like police officers, medical personnel, legal actors in Turkey. In this work, I examine the governance of sex, gender, and sexuality at the intersection of law, medicine, and violence. I argue that the Turkish state, through its use of law and violence, constructs prostitution as integral to its ruling practices. These forms and technologies of rule, moreover, establish the state as a heterosexual masculine body. I further expand on this issue of sex gender transgression in social and institutional life in my second book manuscript, Violent Intimacies, Transgender Embodiment, Family and Intimate State in Contemporary Turkey. Broadly speaking, my book project examines how everyday troubles with sex gender nonconformity in social and institutional life shape the organization of state power, the social production of family and kinship, as well as the religious and moral order in Turkey. Institutionally, there is little room for ambiguous or ambivalent sex and gender. As I mentioned earlier, female and male citizens are issued pink and blue IDs, as we know all. The state is active in producing and deploying medical legal projects that constantly strive to disambiguate the ambiguously sexed and gender bodies and recruit them as unambiguous, heteronormative national subjects. I argue that these medical legal projects set the stage for constructing violent proximities and intimacies under the state rule as integral to modern disciplinary practices and racial technologies of control. For instance, trans people should be sterilized as part of their gender reassignments. It has only been recently revoked, this particular requirement in 2017, and there's a precedent court case now that people actually can resort to it if they want to just challenge the court decisions about sterilization. Another is a forensic scientist post-surgery insertion of an instrument into trans women's vaginas to verify its depth. In order to analyze these medical legal interventions in the body, I lay emphasis on sensorium as a tool for the exercise of the state's governmental politics.
The sensorium derives largely from gaze and touch. In these medical legal settings, the two sensorial mechanisms which act together and play a vital role in endowing state power with intimate forms of interaction with bodies that are targeted for normalization and control. Gaze as a political tool has been widely discussed to understand the exercise of power vis-a-vis supervision and observation of bodies in myriad institutional settings. Yet touch is still a less examined issue in the formation and operation of state power. Hence, I built my discussion of violent intimacies of the state mainly on the use of touch and tactility as a political tool in institutional settings. My second book is not only an ethnography of the state, but also an ethnography of transgender lives in Turkey. I foreground in my analysis how transgender people respond to the strict institutional gender regime in their everyday negotiations with state legal and medical authorities, police officers, family members, and religious actors. In probing this issue, I conducted 22 months of ethnographic fieldwork in 2008 through 2012 across several sites in Istanbul, including LGBTI plus organizations, trans people's homes and neighborhoods, and their events such as funerals, court cases, gender reassignment processes, counseling sessions, socials, political meetings, and campaigns. I also collected official and historical documents on sex work, transsexuality in quotation marks, and hate crimes targeting trans people. Based on my ethnographic data, I found that the same relations of violence that constantly regulate sex, gender, nonconformity in social life in Turkey are also the conditions of transgender people's creative and constructive work of living. Violence and death form and shape how trans people engage with the world, as well as how they relate to one another through their creative work of living. Trans people produce affective socialities, establish alternative forms of kinship, and organize their gender politics within a transnational context in interaction with Western LGBTI plus terminology and human rights discourse. With this argument, my research shows how relations of violence and intimacy are constitutive and conducive to each other, and this way makes an important contribution to the scholarly conversation between anthropology of intimacy and anthropology of violence. Violent Intimacies is also the first book-length ethnography on transgender issues in Turkey and contributes to the recently growing literature on gender and sexuality studies in the Middle East. Now I want to turn to Sibel's funeral and continue the rest of my talk today by discussing the social and intimate life produced around transgender deaths. After providing you with some context, I will tell you more about transgender women's creative and resilient work of living in regimes of family, kinship, religion, and citizenship. So first, let me start with answering the following question. How does Islam play a role in the cultural embodiment of sex and gender in Turkey? The popular interpretation of Islam in Turkey commands that people's bodies come from and belong to Allah. One can never possess the body. In that sense, Allah is the ultimate sovereign on both life and death, thus on the body as well. The body is Allah's emanet to humans. That is, Allah entrusted to humans for their life course, and hence humans are responsible for taking good care of it until returning it upon their death. The ritual washing, shrouding, burying, and praying for the body at funerals represent a significant part of this bodily logic, ensuring the return of the body to Allah as clean and as pure as possible, as a reflection of the way in which it is held in trust. Mainly, the deceased blood family members are obliged to practice these rituals, showing the last respect to the deceased and preparing the body for the afterlife.
The bird family, as the primary holder of obligations and rights to the seas, is also inscribed in the domain of law through regulations around debt and inheritance. This position allows family to also lay sovereign claims on the representation of the deceased sex and gender at funerals. Display of strict gender dynamics at Islamic funeral practices not only reaffirm the deceased belonging in the family, but they also represent the body's belonging in a given sex gender category. The coffin design, the prayers at the mosque, the washing ritual prior to funeral, and the rites of burial differ according with the state's manifestation of sex in the ID cards of citizens. For example, only the officially trained ritual specialists and family members of the same sex as the deceased can enter the special washing place. Let me... Gasilhane. And practice the washing ritual During the ritual washing, the body part between the belly and the knees are covered. The genitals should not be exposed while cleaning the body. After the washing, the cotton plugs are placed in bodily orifices. The body is then shrouded in a simple white cloth, kefan, which symbolizes the equality for all before God. The face should not be exposed after shrouding. Kefan is made of 3 pieces for men and 5 pieces for women. Prior to the burial, the white shrouded body is placed in a coffin with a green covering on which verses about death from Quran are printed. This is decorated with a public marker of gender identity using a headscarf on the side of the coffin over the location of the head if the deceased is a female, and nothing if the deceased is male. As you can see, this is a female funeral from the headscarf on top of the coffin. There is also a colored name tag, isimlik, in either pink or blue on one side of the coffin. Before the dead body is transferred from the mosque to the grave, male attendees of the funeral engage in prayers under the guidance of an imam, and they assemble around the coffin. A Sunni Islamist practice in Turkey, usually men perform the funeral prayer in the mosque while women wait for its completion in the family home of the deceased or outside the mosque. When women are at the mosque, they are required to stand in the back. The imam's prayers address the deceased as merhume or merhum, or as hatun kişi or er kişi, which link the deceased to the female or male sex respectively. Upon the completion of prayers, the dead body is carried to the graveyard, taken out of the coffin, and buried simply in the white shroud by men. As a general religious rule, only men are allowed to be present around the graveyard during the burial, regardless of the gender of the deceased. Women are usually expected to either stand in the background or stay home. Of course, some women do not necessarily abide by this, you know, requirements, but this is the most popular understanding of Sunni Islam in practice. Given the strict organization of gender dichotomy into Sunni Islamic funeral practices, it is no surprise that gender non-conforming bodies, including sibas, might easily invoke puzzlement. Those people who follow popular Islamic interpretations of Islam might view the sex gender transgressive body as having challenged the Islamic notions of embodiment, that is, Allah's ascription of sex and configuration of the body. Imams might easily refuse to organize a ceremony once they discover the deceased is a transgender person, either immediately refusing to do the prayers or consenting only if the transgender person is the sex assigned at birth. In fact, similar problems took place at Sibel's funeral while her friends were trying to find a mosque to arrange the ceremony. Jada, a 50-year-old trans woman and a close friend to Sibel, told me how it had been difficult to find a mosque to do the funeral and prayers for Sibel, since most of the imams rejected organizing a ceremony once they discovered the deceased was a trans woman.
Some imams had refused to do the prayers right away and denied religious rights to a sex transgressive diseased body. A few others had consented to do it as long as Sibel was referred as a male during the prayers. They had recognized the blue ID, that is the state's inscription of sex, as the one and only true sex, dismissing Sibel's self-identified life accounts as a woman. Sibel's friends didn't accept this option and kept looking for another imam who did agree to conduct her funeral ceremony. That is according to Islamic norms and codes and without denying her self-ascribed female identity. At sex gender non-conforming funerals, other gendered aspects of the ritual process raise confusing issues such as the washing ritual. The officially prescribed religious rules by Diyanet İşleri dictate the organization of funeral ritual according to the sex and gender based on the material surface of the body. For example, the funeral ceremonies of those trans women who haven't undergone gender reassignment surgery are practiced in compliance with their official sex that is assigned at their birth and marked on their ID. Although they lived as women during their life course, all the funeral and burial rituals with regard to their bodies are expected to be performed by men. In case they had surgery and had their IDs reissued along with their reassigned sex, then the state permits women to perform the rituals regarding the washing, cleaning, and wrapping of the body. Nevertheless, in contrast to a unified and homogeneous Sunni Islamic reading of the sex gender non-conforming body, sex gender transgression is open to negotiation and in practice debated by religious authorities, indicating multiple interpretations within Islam regarding issues of sex gender embodiment. The family or the friends of the deceased may succeed in persuading the religious authorities to perform the funeral practices pertinent to the deceased lived gender and sex. Also, my interviews with imams reveal that imams use their incentives and insights by resorting to their role in interfering in other religiously ambiguous issues. For example, suicide is another, you know, case that imams might easily deny funerals, but they also use their interpretive capacity to make the funeral possible. Similar ambiguities took place at Sibel's funeral ceremony and burial. Sibel's friends eventually found an imam who accepted to practice her funeral and burial rituals according to Sibel's self-identified gender. At the funeral, I paid attention to how Sibel's gender would be addressed in the prayers. However, I didn't need to wait for the imam's prayer to figure this out. I saw the coffin, which was covered in a green pall with a headscarf placed on the side where the person's head would rest. So the imam of this mosque had recognized Sibel as a female. Under the imam's guidance, we all gave our blessings to Sibel. Yet a singularly religion-based approach to perplexities of gender ambiguity is insufficient. As I mentioned earlier, family plays a significant role in the organization of Islamic rituals of death, practices of mourning, and discourses of grief in Turkey. The domain of law pertaining to death and inheritance inscribes members of kin and family as the primary holders of obligations for and rights to the deceased. This position allows the biological family to lay sovereign claims on the representation of the deceased sex and gender at funerals. However, according to Ceyda, many trans women were buried without their family's enactments of these religious and social practices. For example, with Sibel's death, the trouble was not only the aforementioned search for a mosque, but also the washing ritual and securing a grave in the cemetery. The main question had become how to and who should organize the funeral rituals and material resources for the burial. Sibel's blood mother and sister were present at the funeral, but they chose not to take any role in the washing ritual. They reproduced a distance from Sibel's dead body
through withholding death rights and the affective, social, and kinship effects these rights are meant to produce. Instead of Sibel's family members, Jada had done the ritual washing of Sibel's body. She also recalled how many times she had to wash, clean, and wrap the dead bodies of her trans friends, since many families had completely abandoned their trans children and did not want to touch their bodies. Familial abandonment, a common story among trans women, shows itself not only when trans people are alive, but also when they die. The blood family may deny funerals or rituals of death to their trans children, strictly marking the limits of trans people's belonging in the family. In such occurrences, however, the LGBTI plus community may step in and reclaim the funeral rights and the ownership of the deceased body. They often take the initiative, reclaim the body, and organize the funeral, replacing the family and announcing themselves as the real family. This was exactly the case at Sibel's funeral and the mourning practices following her ritual, the burial. After our, let me share it on. After our time at the cemetery, we decided to meet at Istanbul LGBTT. This is the entrance door to the organization. It's in Taksim, in a side street in of Istiklal. When I entered the room, I saw approximately 10 pairs of shoes that were lying next to one another on the floor, ranging in colors, red, blue, brown, black, yellow. And some of them were worn out, some looked in good shape. All were high heel, either sandals or dress shoes. Sibel was walking in those shoes until a few days ago, and I was trying to guess which pair was her favorite. Shoes that once belonged to her were now sitting on the floor of Istanbul LGBTT, waiting to embrace new feet and carry new bodies. This had been the traditional practice. When a trans woman from the community dies, friends would collect objects and belongings from her house and exhibit them for people to pick according to their need. Redistribution of resources, also we can name it as the gift economy of the dead, would usually take place within the community. Someone made helva, which is usually cooked and served by the deceased family to the participants of the funeral following the interment. Sibel's blood family was absent at this ritual as well, nor had they gone to the cemetery for the interment. Her mother and sister asked Jada to tell other trans women not to come to visit them in their homes to give their condolences. They would not welcome them inside the house. I also found out that the burial plot was bought with money pooled by trans women. Sibel's blood family had contributed nothing. This was not the first time they pooled their resources for a deceased friend. They did the same thing for many other trans women who had died disowned by their blood families. When Jada saw that I was impressed, she turned to me and said, "When I die, they are going to do the same thing. After all, we are each other's family. We are the family." Following Sibel's funeral, I spent the entire date with Jada. As our conversations continued, she began to recount a different story of gender nonconformity this time, one where their efforts to reclaim the deceased body of yet another trans friend, Aisha, had failed, and the blood family did not let them organize a funeral. This other family had disavowed their trans daughter both in her life and in her death, and had requested that the state bury Aisha in a cemetery for the anonymous. Although Jada and her friends had made claims to be Aisha's real family, raise funds to buy a burial plot and inter her at a cemetery for the claimed, or for the cemetery for the known, the biological family had insisted on her burial among anonymous people or unclaimed people. Jada and her friends could do nothing, and they were legally denied on the grounds of lacking blood or intimate ties to the deceased, despite the fact that they cared for her years.
For a broader discussion, what interests me here is the state's inscription of intimacy as a family asset bound by blood and marriage, and assigns the natal family members as the only legal intimate actors to have rights over the trans person's body. In the absence of a will or a marriage, the blood family is the only actor to inherit the property that is left behind the deceased. So trans women told stories about how some blood families who did not hesitate to deny funeral rights to their trans children, but at the same time claim their wealth. The family's refusal of the obligation of intimacy in Aisha's incident was not just an act that broke ties between the blood family and the trans child. By not allowing Aisha a burial ceremony organized by her trans friends, they also sought to destroy queer intimacies, trans and queer intimacies, obligations and relations. When Sara Ahmed writes about queer lives and desires within existing dominant heteroreproductive family structures, she astutely argues that to be a family member demands one to follow the family line. That is the naturalization of heterosexuality as a line that directs bodies to desire the body of the opposite sex. Inheritance of this family line is also the condition of family love. Hence, when a child fails to inherit a desire, an orientation for a heteroreproductive future, they risk the affective capital as well as material support provided by the family. The presumed nature of the emotions and affective ties that supposedly form the family are rigidly linked to the satisfaction of particular sexual, social, and cultural conditions. Among these conditions lie not only sexual orientation, but also gender identity. In other words, most families require their children to inherit and integrate not only sexual desire, heterosexual desire, but also the body at birth into the construction of their selves so as to be recognized as those families' respectful, loved, and cared for members. The state sustenance of a dominant intimate order in Turkey strictly depends on the circulation and cultivation of desires for heteroreproductive family life. This family model is the only legally recognized organization of intimacy in Turkey, as is the case in many other contexts, and forecloses alternative ties of relatedness. Trans people's sovereign claims over their intimate relations with their friends and their bodies are strongly contested, negotiated, and shaped at the intersection of those legal regulations, institutional practices, and norms that inscribe heteroreproductive nuclear family as the hegemonic model of intimacy. Sibel's funeral shows how her trans friends' claims on her deceased body were constantly mediated through the heteronormative family and the state. In Aisha's case, her friend's claim on her body were completely denied due to the legal agreement between the blood family and the state. Hence, it's crucial to pay more attention to the role of the state as the mediator and authorizer of particular forms of intimacies between trans people, their blood families, and other social actors, and as well as the limits of sovereignty that trans people claim over their intimate bonds and definitions of sex and gender. Especially at LGBTI plus funerals, we discover intimate legal alliances established between families, religious authorities, and the state, alliances that might invalidate the intimate claims that LGBTI plus people make over each other. Both Aisha's and Sibel's funeral stories demonstrate how gender non-conforming deaths might cause a crisis of sex gender legibility, which in turn manifests diverse sovereign claims on the deceased body, opening gender and sexual difference to debates and negotiations by several actors. The state's imams and the family's interpretations and inscriptions of transgender embodiment, as well as trans people's responses to these discourses, bring together a set of sovereign claims on sex and gender, sovereignties that coexist in concert or collide with each other. Whereas constant negotiations and struggles between imams,
family members and her trans friends at Sibel's funeral succeeded in her burial as a female at a cemetery for the known. A similar process at Ayşe's funeral had a completely different outcome, leading to her burial as a male at the cemetery for the unknown. Yani kimsesizler mezarlığı. So to conclude, that forms and shapes how trans people engage with the world, as well as how they relate to one another through their creative work of living. Throughout my talk today, I conceive that as a social field, as a field of social contestation for interrogating how heterogeneous and mostly antagonistic understandings of sex and gender meet and tangle with each other, and how they shape and define both transgender deaths and transgender lives. With a special focus on funeral rites and rituals of mourning, I draw attention to the associations between the dead and the living, and address that as not something final and complete, but rather as a regenerative force for social and intimate life and multiple sovereignties. Death evokes social and moral obligations that find public expressions in culturally and religiously shaped funeral practices and rituals of mourning. Subsequently, I approach transgender deaths as social events, a contentious, symbolic, and material field in and through which social order in Turkey is formed, negotiated, and as well as contested. I examine how people process death into meaning and life for their communities and subjectivities, how people transgress multiple sovereign arrangements of sexuality, sex, and gender, and how transgender lives and deaths gain meaning through the contestation of multiple sovereign claims on their bodies. The contestations over who provide meaning to ritual is also a struggle over futures for queer social worlds and vitalism. That at the threshold of dominant gender regimes produces emergent forms of intimacy, sovereignty, and relations of care and love. Claims of sovereignty emerge not only as a confrontational force with the existing legal regimes of family and dominant scripts of gender and sexuality, but also as an intertwined network of care, affect, and love for a deceased friend. For instance, transgender women deploy the family as a form of intimacy, but strategically rework and remake it through queer alignments other than biological ties, contesting sovereign alliances between the state and family and kinship networks, and surviving their own disowning and embodiment by their blood families. Doing that, they enable and produce particular intimacies, bonds, and care that would have remained invisible or silent otherwise. Yet one should be attentive to not taking the queer family or living up to certain codes of family as a constant or stable point of reference in trans people's lives. Rather, the emphasis on real family, or here we can call also as queer family making and bonding, it becomes stronger in those violent moments of everyday life when trans people face exclusion, displacement, and abandonment. Trans people in Istanbul make the family a form which brings many trans people together through LGBTI plus organizations. That is why Sibel's helva was cooked and served at Istanbul LGBTT instead of any other house, or her shoes were displayed at the center for redistribution. As I have learned, many members of these organizations address the organizational space as their home as opposed to their individual dwellings, and request in their will that they be buried by their queer families, addressing the LGBTI plus community at large. Trans people embrace the sign of death, turn it into ways of becoming political and intimate subjects, and remaking the conditions of their living. Caring for the dead in these political projects becomes an emergent form of sovereignty that invigorates life.
Sex and gender embodiment is not only a matter of life, but also a matter of death, which is not an ending, but rather an initiation for many afterlives. These stories of death do not only belong to gender non-conforming people of Turkey, but also to those people who live and die at the thresholds of dominant regimes of sexuality and gender across the world. It is through these afterlives, the dead sex gender transgressive body opens up a space for us to be challenged and rethink the ways in which we embody, experience, and represent sex gender, family, and communities in Turkey and beyond. Thank you for listening. Biz teşekkür ederiz Aslı Hanım. Biz bir 10 dakikalık ara düşünüyoruz. 6'da geri dönmeyi uygun gördük. Sizin için de uygunsa öyle yapalım. Tamam, olur tabii. O zaman soru cevap kısmını ben moderat edeceğim. Ara kısmında eğer sorusu olan varsa chat box'a benim sorum var ya da altı bir şeklinde ibareler bırakırsa oradaki sıraya göre devam edeceğiz. O zaman 6'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Peki hocam, böyle çok genel ve büyük bir soru olursa kusura bakmayın ama sormak istiyorum. Türkiye'de din kurumu, yani trans bireylerin toplumdaki görünürlüklerin üzerinde olumsuz ya da bir engel taşıyıcı bir etkisi mi var? Engel mi toplumdaki görünürlüklerini? Daha az mı toplum içindeki görünmelerini sağlıyor? Dinin mi diyorsun? Din kurumu. Aslında bu kurumsal olarak böyle bir baskı son zamana kadar çok yoktu. Hani insanların gündelik dini inançlarını nasıl yorumladıklarını, biraz daha böyle küçük çevrelerde hani din bazlı bazen, yani dini kendine referans alarak homofobik ya da transfobik şiddet uygulayan insanlar vardı, ama bu tabii kendilerince kurdukları dini yoruma bağlı bir şeydi, referans noktasıydı. Fakat özellikle 2019'dan beri, eğer düşünürseniz, işte hani 2015'te başlayan Onur Haftası yürüyüşlerinin, işte Ramazan ayı, oruç vesaire bahane edilerek ilk önce işte yasaklanması, ki 2014'teki Onur Haftası yürüyüşü aslında gene Ramazan ayına denk geliyordu. Yani hani burada dinle ilgili bir aslında bir çatışma yok, ya da herkes Müslüman olmak zorunda değil, herkes Müslüman da değil ülkede. Fakat sadece bu egemen dinin siyaset tarafından hani alet edildiği, siyasete alet edildiği ve siyasi bir söyleme dönüştüğü çok fazla örnek görüyoruz artık. Bu 2015'te başladı ilk önce Onur Haftası yasağıyla. Sonrasında 2019 yılında bilmiyorum hatırlar mısınız, bir cuma hutbesinde Diyanet İşleri'nin hani isteğiyle cuma hutbesinde LGBTİ artılara hani sapkınlık denecek boyutta hakaret içerici dini söylemde bulundu imamlar, hocalar hutbe. Bu mesela ilk defa olan bir şeydi ve bu Türkiye çapında verilmesi istenilen bir hutbeydi o dönemde. Bu mesela ilk Türkiye çapında dini işte aktörlerin, dini otoritelerin tutup bir cuma namazında LGBTİ artıları sapkın ilan etmesi. Sonrasında tabii çok gördük. Başbakan çıktı, çeşitli devlet insanları çıktı. Televizyondan alenen, açık bir şekilde bizim kültürümüzde böyle bir şey yoktur, bu sapkınlıktır vesaire diyen, açık açık hiçbir şekilde bununla ilgili bir çekince yaşamadan, bu daha sistemik bir şeye dönüşmüş durumda şu an. Ama sadece bu dinin rolü demek yanlış. Bu aslında siyasetin dini kendisine nasıl alet ettiğiyle ilgili bir şey. Siyasal İslam'dan bahsediyoruz ve siyasal İslam'ın sıkıştığı dar bir çerçeveden bahsediyoruz. Yoksa elbette İslam ya da Müslümanlık genel olarak böyle bir şey mesaj veriyor, böyle yargılıyor gibi bir şey yok. Çünkü bir sürü Müslüman LGBTİ artı da var. Yani hani hem inancıyla barışık, hem de işte aynı zamanda komüniteyle beraber işte mücadele veren
cinselliğiyle, cinsiyet kimliğiyle barışık bir sürü aslında Müslüman arkadaş da var. Şimdi o yüzden hangi kimin İslam'ı, kimin Müslümanlığı diye bir şey var. Yani İslam ya da Müslümanlık tek bir tanımı olan bir şey değil. Yani insanlar dini faaliyetlerinde, gündelik yaşamlarında dini başka şekillerde yorumlayabiliyorlar, başka köprüler kurabiliyorlar. Yani bu sadece Müslümanlıkta da olan bir şey değil. Mesela Hristiyanlığa baktığınız zaman, Yahudiliğe baktığınız zaman, yani içinde zaten hani bir Ortodoks bir kesim vardır. Onların söylemleri çok bellidir. Hani tek tanrılı dinlerin hepsinde olan bir şey. LGBTİ artılar sapkındır vesairedir. Bu böyle bir söylem var hepsinde. Ama bir de bunun dışında alternatif geliştiren, hani kendi dini inancıyla bağdaştıran da çok insan var. Yaşadığı cinselliği ve cinsiyet kimliğini. O yüzden din kurum olarak din, evet belki kurumsallığı ve siyasetle ilişkisinde o kurumsallıktan doğru trans kadınları, trans erkekleri, transları hedef gösterecek, sadece transları da lezbiyenleri, gayleri, biseksüelleri, queerleri hedef gösterecek çok fazla söylem duymaya başladık. Görünürlüğünü engelliyor mu? Aslında daha fazla görünür, yani kötü anlamda kriminalize ederek daha fazla görünür kılıyor. Hani görünürlüğünün önünde bir engelden çok aslında belli şekilde görülmelerini sağlıyor toplum tarafından. Yani suçlu ya da sapkın ya da işte anormal, hani bütün o kötü niteliklerle, norma uymayan, norm dışı kalan ve normu bozan niteliklerle görülmesine hizmet ediyor diyebilirim. Anladım hocam. Ben daha çok şey böyle kurumları analiz ederken daha Durkheim'ci yaklaşıyorum ama galiba bu konuda Durkheim artı Weber'ci yaklaşım daha mı doğru olabilir? Durkheim artı Weber. Yoksa tamamen ikisini de almayıp Marksist bir yaklaşım mı yapsak? Çünkü Marksist bir frameworkle yaklaşırsak başka bir şey görürüz. Durkheim'ci yaklaşırsak başka bir şey görüyoruz. Weber'ci yaklaşırsak başka bir boyut görüyoruz. Evet, ben diyorum ki hepsine bırakalım. Judith Butler, Foucault, Sara Ahmet'lere bakabiliriz yani başka bir şekilde bakmak istiyorsak. Aslında bu adamların, beyaz adamların kurduğu analitik çerçevenin de dışına çıkarak aslında bize başka türlü şekilde bakmayı gösterecek çok fazla teorisyen de var. Hani trans çalışmaları da var, queer çalışmalar da var. Yani Judith Butler'ın da ötesinde, Foucault da beyaz bir adam neticede, ama o mesela bütün bu kurumların nasıl işlediğiyle ilgili, hani beden üzerinden, arzu üzerinden, cinsellik üzerinden işlediğiyle ilgili bize çok fazla alet edevat verdi. Hani teorik olarak ve analitik olarak. O yüzden biraz başka teorilerle haşır neşir olmak, oralardan bakmak çok daha fazla kapı açacaktır diyorum. Ama bu saydıklarına işte ben şahsen öncelikle okumadıysan işte Sara Ahmet'i ve Judith Butler'ı eklerim. Ondan sonra bakalım bu sefer Weber'e ya da Marx'a ya da Durkheim'a nasıl bakacaksın, merak ediyorum açıkçası ondan sonra. Yani şey zaten bu üç sosyolojinin kurucu babası olar ama yani şey bana sadece male stream sosyoloji diyoruz yani erkek egemen sosyoloji. Onur etmekten başka bir şey yapmadılar gibi geliyor şu an yani. Ay, onlar da tabii yararlı oldu. Çok şey var. Hani hepsini şimdi çöpe atmayalım da. Hani onları da bilmek önemli. Özellikle sosyoloji disiplininde eğitim alıyorsan, bir sosyolog olarak yetişiyorsan tabii ki bu metinlerle haşır neşir olmak da çok önemli. Ama o metinlerin kurduğu, kurguladığı bir dünya var. O dünyanın dışına çıktığımız zaman aslında, hani ona çıkarken bize yoldaşlık edecek, bize yön gösterecek başka metinler neler? Onların peşine düşmek önemli. Yani hepsini bilmek önemli. Onu demeye çalışıyorum ki neyin nerede, ne kadar sessizleştirildiğini, eksik kaldığını görmek ve anlamak açısından metodolojik olarak da, epistemolojik olarak da çok önemli. Hani o şeyi çoğaltmak, teori şeyini, bagajını. Teşekkür ederim hocam. Diğer Banu Hoca'ya ve diğer arkadaşlara da söz hakkı vermek istiyorum. Tamam, teşekkürler. Teşekkür ederiz Aslı Hanım cevabınız için. O zaman Banu Hoca geçelim. O sorusunu sorsun.
Teşekkürler Aydan ve teşekkürler Aslı. Benim iki tane sorum olacak. İlki tam da bu demin bahsettiğin o 2019 yılındaki hutbeyle aslında ilişkili. Şimdi bu beden siyasetinin egemen aktörleri, daha doğrusu egemen ittifak, din, aile ve devlet ittifakının çok önemli aktörleri imamlar. Sadece dini temsil etmek ya da dini egemen sünni din yorumunu temsil eden aktörler olarak değil, aynı zamanda devlet memurları olarak devletin de temsilcileridirler. Bu çerçeveden bakarsak, senin etnografik çalışmanda Sibel'in cenazesindeki imamın bu cenazeyi kaldırmayı kabul etmesi çok büyük bir devrimsel bir adım gibi geliyor bana. Sen o imamla görüştün mü? Onu merak ettim. Bu şeyi nasıl meşrulaştırıyor bu kararını? O çok ilginç geldi bana. İkinci sorum da, yine makalenin bir yerinde seks işçiliğinin stigmatize edilen bir uğraş olduğunu söylüyorsun, bir meslek olduğunu söylüyorsun. Ve kan bağına dayalı ailenin, blood family'nin cenaze ritüellerini reddetmesini, yani trans bireylerin, bedenlerinin usulüne uygun bir şekilde cenaze törenlerinin yapmayı reddetmesinden bahsediyorsun. Reddettiğinden bahsediyorsun ve bunda o stigmatizasyonun önemli bir rolü olduğunu söylüyorsun. Ama aynı reddediş şeyde görülmüyor. Cis kadın seks işçilerinin cenazelerinde aileleri tarafından böyle bir reddediş yok. Bunu nasıl okumalıyız? Bunu sormak istedim. Teşekkürler. Teşekkürler Banu soruların için. Şimdi evet, bu imamla görüştüm sonrasında, tam doktora araştırmamda değil de sonra ben o imamın peşine düştüm. Daha sonra ölümle ilgili daha geniş bir araştırma yaparken mezarlıklar üzerinden ve çeperde kalmış ölüm ve cenaze hikayeleri toplarken sadece cinsellik, cinsiyet açısından değil, daha etnik de olabilir işte, kimsesiz ya da evsiz kalan, hani toplumun çeperinde yaşayan ve ölen insanlarla ilgili daha geniş bir araştırma yaparken. Kendisi, bu imam, Kumbaracı Yokuşu'nda İstanbul'da zaten tam böyle Beyoğlu'nun girişinde işte Cihangir'le yakın bir mesafede yaşayan, orada yıllardır yaşayan ve bir şekilde de trans komünitesiyle 90'ları falan düşünürsek, hani insanlar oradan sürüldüler. Hani müthiş bir mütenalaştırma süreci başladı Cihangir'de. Aslında orası çok trans kadınların yaşadığı, kendilerini yaşam alanı kurduğu bir bölgeydi. Fakat sonrasında bir iki insan dışında, mal mülk sahibi olan bir iki insan dışındaki herkes sürüldü. İmam o zaman da hala orada imamlık yapan bir kişi. Dolayısıyla komüniteyle çok fazla ilişkisi olan, hani belki yer yer işte aynı bakkala girip çıkan, konuşan, sokakta hani gündelik karşılaşma ve ilişki kurma pratikleri olan ve aşinalık geliştiren bir insandı. Ya tam da bunun kendisi çok önemli. Yani insanların karşılaşma alanları çoğaldıkça, birbirlerini daha fazla tanımaya başladıkça aslında belli katı fikirleri, hükümleri de değişebiliyor. Buna din de dahil. Zaten din translık meselesine geldiği zaman, ya da hünsa denilen ya da hermafroditizm denilen böyle başka alanları da var dinin, böyle cinsiyet kimliğiyle ilgili girdiği çeşitli tartışmalar var. Mesela işte hünsa tarihsel olarak işte hermafrodit, bizim intersex dediğimiz şu an, ama zamanında işte konuşulan diliyle işte hermafroditizm meseleleriyle çok mesela tartışan dini şeyler, alimler, işte insanlar, bununla ilgili yapılan tartışmalar var ve aslında yaşanan yani çeşitli mezheplere ve yorumlara göre bununla ilgili aldıkları karar da değişebiliyor. Dolayısıyla bununla ilgili tartışmaların hepsi zaten şey, hala çok net bir fikir üretilmiş metinsel cevapları yok. Metinsel cevapları olsa bile benim vurgulamaya çalıştığım bir şey, pratikte o metinsel cevaplardan çok daha farklı şeyler görebiliyoruz. Yani bir dinin metinselliği, kitaplar üzerinden kendini işte kurgulama, anlatma tarzı, bir de pratikte dinin nasıl yaşandığı, ikisinin arasındaki boşluk ya da alan bazen uzuyor, bazen kısalıyor. Şimdi bu imamda
kendi kişisel bilgisini, sosyal bilgisini, gündelik yaşam paylaşma bilgisini, aslında kendi dini yorumlarını anlama, insanların inancını ya da işte onları Müslüman görme halini bu deneyimden doğru kuran bir insan. Evet, yani çok az rastladığımız belki bir örnek. Şeyi hatırlatıyor biraz, herkes izlediyse, Bir Başkadır'daki imam. Hani o Bir Başkadır'daki imamı bir an böyle lezbiyen kızıyla karşılaştığı, başını açtığı zaman, tabii lezbiyen olduğunu anlamamıştı da, işte başörtüsünü çıkardığı zaman oradaki, yani hani kızının kendi kişisel fikrine, otonomisine saygı duyma hali. Yani bu da mesela çok fazla gördüğümüz bir örnek değil ama olan örnekler. Hani ne yazık ki dominant, yaygın olan örnekler değil ama olan örnekler. Biraz böyle şeyi önemli buluyorum. Yani az olan, daha başka marjinlerde, çeperlerde gelişen işte dini yorumlar, yani oradan bu hikayeleri ortaya çıkarmak aslında toplumsal barış ve dayanışma adına da önemli örnekler. Yani insanların birbirini anlaması için daha fazla köprü ve işte alan kuran örnekler. Bir de bu imamın daha önce şeyde yaşadığını öğrendim. Onunla yaptığım görüşmeler sırasında. Almanya'da göçmen. Almanya'daki hani çokluluk, orada muhtemelen yani kendi içinde bulunduğu çoklu ilişkiler, kimlikler. Daha sonra Türkiye'ye döndüğü zaman da etkili oldu. Yani daha böyle ulus aşırı bir boyutu da var o dini yorum içerisinde. Ona cevabım bu. Diğer soruyla ilgili aslında şeyden emin değilim, yani bu kadar katı koymak istemem. Acaba makale şimdi öyle mi anlaşılıyor diye bir şeye düştüm, tereddüde düştüm. Hani siz kadınların, seks işçisi kadınların cenazesi sahipleniyor demek istemedim aslında orada. Yani onunla ilgili bir dataya ulaşamadım. Ama o hikayenin de peşine düşmek istedim. Fakat benim araştırma yaptığım zaman böyle bir şeye rastlamadım. Ama bence çok olası onların da kimilerinin reddedilmesi. Hani bunu şeyden biliyoruz, namus cinayetlerinden biliyoruz. Namus cinayeti vesilesiyle öldürülen siz kadınların ailesi tarafından bazen hiç öldürüldüğünü ve sonrasında sahiplenilmediğini, mezarlarının olmadığını, böyle hikayeler de var. Yani bu seks işçisi bir kadının da, siz kadının da benzer bir aile tarafından reddedilme hikayesinin olması çok mümkün bana kalırsa. Yani yok diyemem. Ama evet, şey daha yaygın. Hem siyasi söylem olarak belki insanların ölüm üzerinden yaptıkları politikalardan dolayı çok daha fazla duyduğumuz bir hikaye. İşte trans kadın cinayetleri, trans kadınların cenazelerinin sahiplenilmemesi. Orada hem seks işçiliğinin getirdiği bir stigma var, hem de yani bizim şeydeki, yani genel toplum egemen cinsellik ve cinsiyet kimliği değerlerine göre hani kadınlık ve erkekliğin nasıl kurulduğu, bunların arasındaki hiyerarşi ve işte erkek atanan, doğumunda erkek atanan birisinin işte aslında kadın olması, aslında o hiyerarşiler içerisinde aile gözünde ve toplum gözünde daha alt bir noktaya taşınması, bu sanki böyle erkekliğe de, hani dominant bir taraftan erkekliğe de getirilen bir hakaret, bir şeymiş gibi de algılanıyor. Mesela trans erkekleri düşündüğümüzde tabii ki onların da yaşadığı bir sürü şiddet biçimi var, ama trans kadınların yaşadığı şiddet biçiminin yoğunluğu, yani etkisi çok daha vurucu, ölüme gidecek kadar, yani trans kadın cinayetlerinde. Dolayısıyla ikisinin birden hem egemen bakışa göre erkeklikten vazgeçip kadınlığa geçtikleri düşünülüyor. Böyle erkekliği aşağılıyorlarmış gibi algılanıyor. Böyle çok cinsiyetçi ve işte transfobik bir yerden ve misojenik, yani kadın karşıtlığı bir yerden. Hem de seks işçiliği, genelde trans kadınların çoğu seks işçiliği yapmak durumunda kaldıkları için, yani bunun seks işçiliğini stigmatize etmek için de söylemiyorum. Yani şey için söylüyorum. Keşke bir sürü meslek şansı olsa, yani trans kadınlar önlerine sunulan bir sürü meslekten hani birisini seçmek durumunda kalsalar, ama genelde önlerine seks işçiliği çıkıyor tek bir opsiyon olarak. Yani hani bunu kendi istedikleri, tercih ettikleri için değil ama zorunlu kaldıkları için yapan da çok insan var, başka ekmek kapısı olmadığı için. Oradaki zorunlu seçme, zorunlu halde kendini orada bulma halinin kendisi de tabii işte o şiddeti, seks işçiliğine bizim genel olarak atfettiğimiz, yani
küfürdeki dilim, yani küfür dilimizden işte televizyon dizilerinde ya da filmlerdeki işte o düşünün yani hani bir işte seks işçisi ne kadar farklı şekillerde aşağılanıyor her fırsatta. Onlar da yapışıyor. Böylece ikisi birden aslında hani belirliyor trans kadın olmak ne demek Türkiye koşullarında. Teşekkür ederiz. O zaman Eda'nın sorusuna geçelim. Buyur Eda. Hocam merhaba. Teşekkür ederim öncelikle sunumunuz için. Çok keyifliydi kendi adıma. Ben gayrimüslim translar hakkında bir soru sormak istiyorum Türkiye için. Ailesi de kendisi de Müslüman olmayan ama özellikle hani Türkiye'de yaşayanlar için. Bu cenaze işlemleri farklılık gösteriyor mu? Ritüellerde ne gibi farklılıklar oluyor? Özellikle reddedilme durumunun Sünni Müslümanlarda daha yaygın olduğunu sanıyorum. Fakat fikrinizi merak ediyorum bu konuda. Evet, hani önemli bir soru ama benim görüştüğüm, ilişki geliştirdiğim, yani maalesef ki hiçbir trans kadın ya da erkek şimdiye kadar gayrimüslim olanına rastlamadım. Kendi çevrem içerisinde Türkiye'de, yani Amerika'da başka yerlerde rastladım elbette ama işte ateisti vardı, inanmayanı vardı ama bu daha yani Müslüman olarak hani doğup ya da işte öyle sosyalleşip sonradan dini reddedenler vardı. Fakat gayrimüslim olarak, Yahudi olarak, Hristiyan olarak, Süryani hani hiç kimseye rastlamadım. Keşke böyle bir şansım olsaydı ki ona rastlamanın dışında cenaze tabii çok daha ötesi bir şey. Yani ben mesela o kadar insanla tanıştım, arkadaş oldum ama hiç bir cenaze sayısına gelince de cenaze törenlerine gelince onların sayısı da kendi araştırmam içerisinde de kısıtlı. Hani Sünni Müslüman üzerinden düşününce mesela Alevi trans kadın cenazesi de bilmiyorum ve çok merak ediyorum. Çünkü yani belirli ayrımlar var o yıkama sırasında, o ritüellerin gerçekleştirilmesi sırasında. Ama gayrimüslim şeyine dair, pratiklerine dair, özellikle translık özelinde gerçekten hiçbir şey bilemiyorum. O yüzden maalesef cevaplayamayacağım sorunu. Teşekkür ederim hocam yine de. Evet, sırada ben varmışım. Ben sorayım. Bir noktada şeyden bahsettiniz ya, bu seçilmiş ailenin mahremiyetin hegemonik modeline karşı çıkıyorak hani bir aile oluşması ve hani bu yıkama ve gömme ritüellerinde de ön plana çıkması. Bu bilmiyorum, bu cümle bana çok çarpıcı geldi nedense. Bu hegemonic model of intimacy demeniz. Acaba merak ettim, hani ölüm ritüeli dışında da farklı alanlarda bu hegemoniyi kırmak için stratejileri var mıdır? Ya da hani blood feminin önüne geçerek bu alanda gerçek femini olarak, hani biraz saçma oldu, gerçek aile olarak hani farklı stratejiler uyguladığı alanlar var mıdır? Bunu sormak istedim. Evet, düşünüyorum. Evet, yani şöyle var. Ölümün dışında elbette var. Yani komünitenin kendisi zaten, yani aile o kadar, hani bu Türk aile yapısı kavramı, yani biliyoruz hepimiz ne kadar işte her fırsatta dile gelen bir şey değil mi? Yani siyasetten işte aslında popüler söylemlere baktığımız zaman işte bu Türk aile yapısının dışında başka aile kurma halleri var mı gündelik yaşamda? Tabii ki de var. Yani komünitenin kendisi, yaşama biçimi, işte diyorum ya, şöyle bir araştırma yaptım işte mahallelerde, kafelerde, işte gidilen, işte beraber gidilen, dans edilen barlarda, ondan sonra sokaklarda düzenlenen politik kampanyaların hepsinde aslında başka türlü bir aile tasavvuru da var. Yani çünkü birbirine sahip çıkıp birbirine şefkat gösterme üzerinden kurulan bir ilişki ağından bahsediyoruz. O yüzden hani seçilmiş ailem şeyinden bahsediyoruz, kavramından bahsediyoruz. Yani mesela bir trans kadın Türkiye'nin başka bir ilinden İstanbul'a göç ettiği zaman hani buradaki komünitenin daha güçlü, daha böyle hayatı, bir de İstanbul'un kendisinin daha fazla olanak sağladığını düşünerek İstanbul'a göçtüğü zaman orada ona annelik eden başka bir trans kadın olabiliyor. Annelik kurumu var yani komünitenin içerisinde işte. Dolayısıyla bu böyle kan bağıyla bağlı olduğun anne değil de orada senin seçtiğin ya da böyle seni seçen, karşılıklı birbirini seçtiğin bir annelik kızlık ilişkisi kuruyorsun. Sonra işte
Hatta sen bu anneden yaş olarak da çok fazla küçük olmayabilirsin. Hatta aynı yaşta olabilirsin. Belki büyük bile olabilirsin. O bizim anladığımız heteronormatif aile zamansal şeyin de kuran, jenerasyon üzerinden kurulan algıyı da yıkan bir şey. Ya da bir işte kız olan birisi daha sonra aynı zamanda bir başkasına annelik edebiliyor. Hani çok farklı şekillerde kurulan akrabalık kavramlarının içlerinin farklı şekilde doldurulduğu bir ilişkiler ağı. Ama bunların hepsi aslında şey için hani şiddetle, şiddet ortamında şekillenen ilişkiler. Şiddetle mücadelede hayata tutunmak için, dayanışmak için, beraber siyaset üretip hayatta kalabilmek için kurulan ilişkilerin kendisi. Elbette. Yani ölüm sadece bunun bir parçası. Belki son ayağı. Yani ve en fazla kendini gösterdiği an belki de. Çünkü orada şeyler giriyor devreye bayağı. Artık yaşayan, sahiplenilen kişi hayatta olmadığı için onun yerine kim konuşacak? Kim söz üretecek? Ve o beden kime ait? Kim sahiplenebilir? Ama devlet bunun iznini aileye, biyolojik aileye verdiği için hani orada bir sürü çatışma yaşanıyor. Sen hakkın, hukukun olmadığı için bu alanda yasal olarak ve özne olarak tanınmadığı için devlet tarafından gidip arkadaşının ya da seçilmiş aile bireyinin senin kendi dünyandaki cenazesini kılamıyorsun. Ya da çok fazla mücadele etmen gerekiyor. O yüzden bu aile meselesinin çok net ortaya çıktığı bir şey ölüm. Ama ölümün dışında hayatı genel olarak örgütleyen ilişkiler alanında da çok net bir şey. Ama bu şey demek değil. Herkes mutlu mesut birbiriyle yaşıyor ve herkes birbirini çok seviyor. Mutlu bir aile. Resmi çizip onu romantize etmek istemiyorum. Çünkü çok fazla da kavga var. Çok fazla da anlaşmazlık var. Aslında bildiğimiz aile yapılarında olduğu gibi yani. Ve böyle genelde işte sunumda ve yazıda da işte anlatıyorum. Ölüm karşısında ya da başka bir şiddet karşısında, başka bir siyasi talep karşısında hani bir araya gelinip o aile vurgusunun da çoğaldığı bir söylemden bahsediyoruz. Yani stratejik olarak kurulan bir söylem de bu aynı zamanda. Tabii şey olarak da destek ağı olarak hani yaşamın kendisine dahil olabilmek için kurulan da bir aynı zamanda destek ve yardımlaşma. Teşekkür ederim. Şimdi Banu Hoca artı bir yazmış ama ben sizin cevabınıza dair bir soru daha ürettim. İzninizle onu da soracağım. Siz hani verdiğiniz cevabı dinleyince merak ettim. Hani bu mesela Paris is Burning belgeselinde de görüldüğü gibi genellikle queer insanlar ve hani özellikle trans kadınlar böyle bir hane formasyonu içerisine giriyorlar ya, house'lar oluyor. Ve akabinde mesela belgeselde Venus Extravaganza'ydı sanırım. Onda mesela hani bir erkek cinayetine maruz kalıyor ve belini yine bir kadın arkadaşı teşhis ediyor morgda. Bu gibi formasyonlar Türkiye'de var mı? Mesela çünkü sizin makalenizi okuduğumda ben pekala Ceyda için bir hane başı diyebilirim. Yani o kadar çok hani herkesi toparlayan ve herkese yardımcı olan ve yaşı dolayısıyla da birçok jenerasyondan gelmiş hani trans kadına muhtemelen annelik yapmış biri gibi duruyor. Bu gibi formasyonlara denk geldiniz mi? Onu merak ettim. Bu gibi formasyonlar benim çalıştığım zamanda özellikle hep böyle Cihangir zamanına dair anlatılan formasyonlardı. Yani Cihangir'deki aslında orayı böyle daha böyle bir Lubunya cenneti, işte Lubunistan diye anlatan bir sürü insan vardı. Orayı çok farklı anıyordu insanlar ama gelip işte devlet orayı polisiyle, işte kentsel dönüşüm projeleriyle dağıttı. Hani buna oraya yerleşen, oradan işte kendine işte yatırımı için ya da işte orayı dönüştürmek için oraya iskan haline getiren insanların da rolü var. Kapital, yani sermayenin de rolü var. O dönem hep böyle daha komünite evler var. Ama hani evlerin o şeydeki Paris is Burning'deki gibi ya da bilmiyorum Pose'u izlediniz mi? Pose diye çok güzel bir dizi var Netflix'te. İzlemeyenlere yani çok öneririm. O mesela çok daha iyi anlatıyor bence Paris is Burning'e göre. Oradaki gibi şu işte Extravaganza'nın evi, bilmem neyin evi, şunun evi diye ben öyle bir şeye rastlamadım. Ama hep şey daha komünel yaşamdan, aynı evde beraber kalmalardan, işte kızlardan, aynı anda sahip olunan kızlardan ya da aynı anda sahip olunan birçok anneden de bahsediliyor. O komünel yaşamın içerisinde. Sonrasında bu şiddetle beraber bunlar da dağılıyor. Ama zannedersen şimdi Dilara Çalışkan'ın yeni dönemde o mesela çalışıyor. Trans kadınlarla daha doktorasını yapıyor şu an Dilara ve alan araştırmasının için Türkiye'de bir süredir. Onun anlattığı
hikayelerde daha başka semtlerde, ne taraf, Ataşehir'deydi galiba, o taraflarda bambaşka bir sosyallik ağından, bambaşka işte daha böyle komünel ilişkilerin yoğun olduğu bir sosyallikten bahsediyoruz trans kadınlar özelinde. Ama benim çalışmam daha çok yani İstanbul merkez işte Beyoğlu, Dolapdere, Tarlabaşı, Cihangir, Kurtuluş. Hani o bölgedeydi. Ve bu bölge zaten hani hükümetin de göz diktiği ve sürekli dağıtmaya çalıştığı bir bölge. İnsanlar sürekli işte kaçmak, İstiklal'den, Beyoğlu'ndan kaçtıktan sonra ilk önce Kurtuluş'ta, Dolapdere'de buldular. Sonra oralardan kaçmak zorunda kaldılar. Yani sürekli bir dağılma ve yer bulma mücadelesiyle geçiyor. O kadar parçalılık içerisinde de o topluluklara, o kolektif yaşamlara sahip çıkmak da çok zor olabiliyor. Ama bir de insanların şöyle de bir şey var. Yerleştiğin, artık senin şehrin merkezinden daha şehrin çeperlerine ittiği anda bu çeşitli şekillerde kendini gösteren şiddet, transların çok olmadığı bölgelerde, semtlerde kolektif yaşamak zorundasın genel olarak. Yani bu da böyle bir taktik olarak. Çünkü orada senin yalnız başına yaşaman demek, senin sürekli işte mahalleli tarafından o mahalle baskısına uğraman, belki şiddetine uğraman, yani avcılarda olmuştu mesela, ben araştırmamı yaparken avcılardaki işte yaşayan trans kadınların yaşadığı bir apartman dairesi vardı. Oraya dehşet saldırıları olmuştu. Yani nerede azsan orada aslında o kolektifliğe daha da ihtiyacın oluyor. Yani tek başına yaşamak, ilk başına yaşamak yani çok zor olabiliyor. Tahmin ediyorum ki şu an İstanbul'un başka semtlerinde daha translara aşina olmayan yerlerinde insanlar daha fazla kolektif yaşam kurma halinde. Bir de tabii maddi tarafı da var bu işin. Yani çok fazla, özellikle şimdi mesela Covid'i düşününce, Covid'le beraber seks ekonomisini düşününce, orada insanların muhtemelen yani seks işçilerin yaşadığı bir ekonomik zorluk da var. Dokunmayla ilişkimiz çok değişti. İşte cinsellikle ilişkimiz çok değişti. Bu yüzden müşteri bulmakta zorlanan da eminim bir sürü insan var. Hani bütün bu süreçte mesela ev dediğimiz şeye de ne oluyor? Yani nasıl değişiyor? İnsanlar evlerinin kiralarını ödeyebiliyorlar mı? Barınacak maddi imkanları var mı? Çok dönemsel olarak değişen meseleler bunlar. O kolektivite ve yalnızlık da değişiyor dolayısıyla bütün bu geniş ilişkiler çerçevesinde. Teşekkür ederim. O zaman Banu Hoca'nın sorusunu alalım son olarak. Teşekkür ederim Aydan. Benim sorum saha erişim üzerine olacak. Alan araştırması dersi veriyorum ben. Hatta bundan 2-3 sene önce bir öğrencimiz vardı. Seninle de yazışmıştı o dönemde. Şey çalışmak istiyordu, trans seks işçileri üzerine çalışmak istiyordu. Tabii bizim dersin en büyük handikapı çok kısıtlı bir dönem. Yani bir döneme sığdırılacak hem işte erişimi, hem veri toplanması, hem o verinin analizi, raporlanması zor bir iş aslında, ama sahaya erişimini nasıl sağladın sen? Onu merak ediyorum. Biraz bahseder misin bize? Tabii. Şimdi şöyle oldu. Ben aslında doktora araştırmamı şöyle kurgulamıştım. Yani bir önceki araştırmamın daha geniş hali, seks işçiliği üzerine çalışmak ve seks işçiliği daha önce sadece siz kadınlarla, vesikalı ve vesikasız diye hani devlet tarafından adlandırılan siz kadınlar, kadın seks işçileriyle çalışmıştım. Ve doktora projemde hem siz kadınlar, hem trans kadınlar, hem işte gay erkekler ya da işte gay cis erkekler, onların seks ekonomisindeki, seks işçiliği ekonomisindeki yerine bakıp farklı grupların devletle ve işte müşterileriyle kurduğu ilişkiye bakacaktım. Sonra araştırma için döndüğümde daha önceki araştırmamdan kurduğum bağlantıları hala canlı ve orada bulacağımı düşün, öyle bir naif bir şeye kapılmıştım, ama öyle olmadı. 2 seneden sonra tabii Toronto'dan döndüğüm zaman çok insan, çünkü yer değiştiriyor. İşte özellikle informal seks işçiliği ekonomisinde herkes oradan oraya, oradan oraya, yani hani bir insanın izini sürmek vesaire ya da onunla ilişkide kalmak da zor olabiliyor. Sonrasında benim doktoradan bir başka bir okulda İsveç'te doktora yapan sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kendisi de işte daha LGBT üzerine çalışıyordu, trans kadınlarla çalışıyordu. Alp. Alp de o esnada artık İsveç'e dönmesi gerekiyordu ve İstanbul LGBT'deki
kadınlarla arkadaştı. Onların bir projesine yardımcı oluyordu. Yurt dışından işte fon almak için bir projeye başvuracaklardı. Giderken projenin son halini bana teslim etti. Hani o bitiremeyecekti. Ben işte hani yardım edebilirim vesaire diye beni tanıştırdı. İşte biz beraber sonra ondan sonrasında yani ben her gün İstanbul LGBT'deyim neredeyse bütün araştırmam boyunca. Ama bunun dışında hani aynı zamanda Amargi'deydim, öncesinden de Amargi'deydim. Hani Türkiye'den yurt dışına taşınmadan önce Lambda ile ilişkilerim vardı, Lambda'nın içerisindeydim. Sonrasında o sene çok işte Lambda ile de bayağı yakından ilişki kurdum. Hani böyle bayağı var olan, şimdi artık olmayan hiçbirisinin olmadığı örgütlerin, organizasyonların içerisinde hani çok hareket ettim ve çok insan birbirini zaten. Yani çok aslında şey bir samimi, hani herkesin birbiriyle samimi olduğu, tanıdığı vesaire ya da işte birbirleriyle kavgası olduğu bir ortamdı. O networkler üzerinden genelde hareket ettim. Ama o işte şey sağlanınca tabii çok zaman aldı. İşte insanlarla güven ilişkisi kurmak zorundasın. Hani birdenbire böyle birisi çıktı geldi, kim bu? Haklı olarak bir sürü insan sunuyor ve oradaki sorumluluk tabii ki araştırmacıya düşüyor. Yani kendi sayını ortaya koyma, kendisinin nasıl bir motivasyonla orada bulunduğu, insanların hayatlarıyla ilgili bir sürü bilgi işte alıyorum, topluyorum. İnsanlar çok cömert bir şekilde paylaşıyorlar ama bunları nasıl koruma altına alacağım? Yani kendi araştırmamda onun etik şeyleri, koşulları nelerdir? İşte bunların hepsini anlatmak tabii ki araştırmacı olarak bize düşüyor. Yani biraz kendimizi de karşıdaki için açmamız, o güven ilişkisini kurmamız ve karşımızdaki insana, özellikle de marjinalize edilen insanlarla çalışıyorsan, şiddete uğrayan insanlarla çalışıyorsun, orada büyük yük araştırmacıya düşüyor. Öyle bir etik ve aynı zamanda bence politik bir sorumluluk var. Yani bu sadece profesyonel, akademik bir bilgi üretim süreci değil, aynı zamanda politik de bir şey. Benim için de politik bir şey oldu yani. Hiçbir zaman ikisini birbirinden ayırmadım en başından beri. Dolayısıyla o prensipleri açık net bir şekilde koyup, onları da karşındaki insanla açık net bir şekilde konuşup, onların onayını almadan, yani araştırma yaptığım herhangi bir kişinin onayını almadan hiçbir şekilde hiçbir bilgiyi paylaşmıyorum. Zaten kişisel bilgiler yok, herkesin takma adı var. İnsanların olabildiğince kişiselliklerini ortaya çıkarabilecek bilgilerin de hani izini sürüp yazdıklarımda yok etmeye çalışıyorum. Ama hani bir yandan kendi isminin anılmasından hiçbir şekilde mutsuz olmayan ya da bunu isteyen insanlar da var. Hani zaten bir takım işte kamusal figürler var araştırma yaptığım insanlar arasında. Orada da burada işte gazetede konuşan, hani bu işin sözcülüğünü de yapan ya da kampanyalarda konuşan falan. Onlar istiyorlarsa kendi isimlerinin kullanılmasını, onları kullanıyorum. Ama o işte yani senin sorduğun soruya yeniden dönecek olursam işte o İstanbul LGBT'de de geçirdiğim zamanlar, beraber kampanyalar düzenlemeler, evlerine gitmeler, işte beraber takılmalar, yani ve İstanbul LGBT'nin içerisinde bütün gün boyunca işte içilen işte sigara ve işte çay ve işte o geçen işte anlar, hani önemli anlar. Yani amaç zaten etnografik olarak gündelik hayatın kendisine katılmak. Yani insanlar nasıl gündelik hayatlarını yaşıyorsa sen de o gündelik hayatların bir parçası oluyorsun. Ben uzun zaman kimseyle mülakat yapmadım mesela. Hani onun onu isteyebilmem çok zaman aldı. Yani özellikle istemedim. Ve şeyi de görüyordum. Mesela o sırada Fatma Ali'ye kabaf, çok saçma sapan söylemlerde bunu işte o zamanın aile ve işte kadın bakanı yine böyle LGBT karşıtı, bu işte hastalık, ne dedi? Buna hastalık demeyelim ama bu bir günahtır dedi. Öyle bir söylem çıkardı sene 2010'da. Onunla ilgili Avrupa'dan gelen çeşitli LGBT işte örgütlerinden gelip konuşmak isteyen ya da gazetecilik yapmak için, haber toplamak için gazetesine gelen insanlar vardı. Geliyorlar, iki gün kalıyorlar. Haberleri toplayıp orada işte birkaç örgütle ilişkiye geçiyorlar. Hemen röportaj yapıp çantalarını toplayıp gidiyorlar. Mesela orada o süreçte ben de sonuçta o örgütteyim. O örgüte hani de dayanışıyorum. Yani orada insanların şeyi görüyorum, yani neyi ne kadar seçip anlattıklarını, böyle bir şey için, bir röportaj için geldiği zaman, gazeteci olarak geldiği zaman kimse de şey değil, herkes çok akıllı ve hani taktiklere sahip. Yani
insanlar da onu mesela kendilerini illa kendilerini açmak zorunda kaldıkları bir görüşme olarak görmüyorlar da. Hayır, ben de işte sana seçici davranıp şunları anlatacağım sadece, bunları anlatacağım ya da kendimi şöyle temsil edeceğim ya da Türkiye'yi böyle temsil edeceğim falan gibi stratejik davranabiliyor yani insanlar da ve onu görüyorsun yani. O kadar bir insanla doğru düzgün konuşabilmek, sana güvenmesi o kadar uzun zaman alan bir şey ki o noktaya gelene kadar, o ilişkiden emin olana kadar zaten ben kimseyle hani formal olarak mülakat yapmak istemedim. İstediğimde de herkes yani memnuniyetle kabul etti. Çok yardımcı oldular. Hani o yüzden hani çok minnettarım yani. Bu kadar cömert bir şekilde insanların benimle hikayelerini, hayatlarını paylaşması gerçekten çok kıymetli. Yani biraz gerçekten açıklık, güven ilişkisi kurmak, arkadaşlık ve o hiyerarşiyi kurmadan ve yani o insanların davasına saygı da göstermek ve hani olabildiğince ona da destek vermekle de mümkün oldu metodolojik olarak benim için. Ama benim metodolojik olarak kendime belirlediğim ve uyguladığım bir şey değildi. Ben zaten bunların hepsini isteyerek yaptım. Yani o kampanyaları da isteyerek yani onların söylediği söz aynı zamanda benim bana yabancı gelen bir söz değildi yani politik olarak. Dolayısıyla kendimin de sahiplenebildiği bir söz olduğu için politik olarak çok şey hani içtendi. Belki o içtenliğin kendisi, açıklığın kendisi de muhtemelen anlaşıldı yani insanlar tarafından. Yani çünkü aynı zamanda arkadaşlarım yani hepsi. Sadece araştırma yaptığım kişiler değil. O zaman çok teşekkür ederiz bugün gelip bizimle hani hem araştırmanızı hem de deneyiminizi paylaştığınız için. Normalde duymaya fırsat bulamadığımız öyküler oluyor bunlar. O yüzden çok değerli. Bu semineri bitirmeden bir fotoğraf çekmek istiyoruz elinizde. Ekran görüntüsü alacağız daha doğrusu. O yüzden bilgisayar başında herkes kamerasını açabilirse tabii müsait olanlar çok seviniriz. Bir 10 saniye kadar bekleyelim. Başka gelen varsa... Üçten geriye sayarak çekeceğim. bir, iki ve üç. Bir tane daha çekeyim, garanti olsun. bir, iki, üç. Çok teşekkürler hocam tekrardan. Bana da gönderin fotoğrafı. Tabii ki. Göndereceğiz. Evet evet. Bu yöntemi çok sevdim Eda. Özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü böyle ekranda şöyle uzun bir süre poz veriyoruz. Sesi duymayınca garip durumlara sokuyoruz kendimizi. teşekkür ederiz. Moderasyon ekibindeki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Aslı sana çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem öğrenciler hem tüm bölüm adına. Hem makaleni okumak çok keyifliydi. Onu senden dinlemek daha da bir keyifliydi. Violent Intimacies'i heyecanla bekliyor olacağız. Ne zaman çıkacak bu arada? Onun için şu an kesin bir tahmin yok. Yani yayın eviyle şu an şey halindeyim ama benden kitabın son taslağını bekliyorlar. Daha belirlenmedi dolayısıyla takvim. Ben de heyecanla bekliyorum. ne zaman takvim? Takipçi oluruz o zaman. Çok teşekkürler tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzeldi hepinizle tanışmak, konuşmak ve gerçekten dediğim gibi konuşmanın başında da Türkiye'deki öğrencilerle ve Banu'yla bunu yapmak benim için ayrıca güzeldi ve önemliydi. O zaman size bol şey ne denir şans diliyorum dönemin yaklaşan son yılına yaklaşan günlerinde başarılar ve şanslar hepinize sevgiler. Çok teşekkürler. Bye bye. Görüşürüz. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın.